Selam millet. Millet, nasılsınız? Şöyle güzel bir tane kafeterya yapmışlar arkadaşlar buraya. Burada suyun çok yoğun olduğu, yoğun aktığı bir yer var. Suyu bölmüşler ve kano park yapmışlar. Burada öyle imkanlar var. Bunları size tanıtmaya devam edeceğim. Hemen şöyle kamerayı çevireyim. Bu güzelliği sizinle paylaşayım. Sonra ormanın içine kano parka gideceğiz. Sabrina ile Aylin de geliyor şu anda. Şatsi, oyte dinstakoda, mitfok. Evet, bugün çarşambamış arkadaşlar. Günleri bile karıştırıyorum artık. Bakın, hafta içi olmasına rağmen insanlar işten çıkmışlar. Gelmişler burada. Görmüş olduğunuz gibi aktivite yapıyorlar. Yani hafta içi, hafta sonu fark etmiyor. Havanın güzel olması yeterli. Ooo, iyisin iyisin. Was kostet? 3,50. 3,50 euro. Püre patates. Çarp aman akayım 7 ile. Paraya bak. 3 kere 7. 30 lira patates mi olur lan? 30 lira bir patates. Düşünün yani. O kadar pahalı. Çok pahalı. Almanya arkadaşlar çok pahalı. Gelmeyin. Sakın gelmeyin. Wo sind wir? Hochsoll. Hochsoll. Burası Augsburg'un Hochsoll ilçesinde bulunan Hochablatz. 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 Ne bileyim lan işte, öyle bir yer demiş. Etrafımız cennet gibi. Şöyle bir anlatamam ya, tarifini bile veremem. Baksanıza nenelere. Yani Almanya'da emekli olmak varmış yani. Yaşı 60-70'in üzerindeki insanlar bisikletlerini çantalarına almışlar. Buralara gelip ormanın içinde doğayla beraber hayatlarını sürdürüyorlar. Bizim Mahmut amca da burada. ...70 yaşında kadınlar 20'lik kız gibi bisiklet sürüyor vallahi. Şu kapaklar arkadaşlar, şu kapaklar yukarıda yükselebiliyor. Burayı tamamen su yüksekliğini ayarlayabiliyorlar. Şuradan sizi ormanın içine yavaş yavaş götüreceğim. Buradan gelen suyu, bir bölümünü adamlar ayırmışlar. Yukarıdan gelen suyu bölmüşler. Bakın şurada göstereceğim. Evet arkadaşlar, burada kano yapıyorlar. Şurada su başlıyor arkadaşlar. Yüzmek yasaktır diyor. Şimdi buradan aşağıya zıplayacaklar. Ondan sonra buradan sonra su orada başlıyor. Yavaş yavaş size buraları tanıtmaya devam edeceğim. Bugün inşallah zaman bulursak biz de yapabiliriz. Sabrina, möchtest du Kano fahren oder? Ne. Hı? Aa. Warum? Sabrina liebe Kano fahren. Ich hab da immer Angst, wenn ich umkippe, dass ich nicht mehr hochkomme. Und dann ertrinke ich in diesem Kano. Sabrina diyor ki, umkippen dediği böyle alt üst olur yani ters gelirse diyor. Ne yapak yerim diyor orada diyor, ölürüm ben diyor. Buradan itibaren su alabildiğince hırçınlaşıyor arkadaşlar. Buradan sonra Allah ne verdiyse dalgalarla boğuşuyorsunuz arkadaşlar. Evet, bundan sonra dalgalarla beraber boğuşulan bir yere gidiyorsunuz gördüğünüz gibi. Burası ceylanların pınarı. Bunun içinde özel bir beton sistemi var. Orada dalgaları yönlendirmek için işte. Buranın kurutulmuş halini de gördüm. Şurada.
Evet, burası böyle gidiyor arkadaşlar. Bundan 2 ya da 3 sene önce olması lazım. Augsburg'dan şampiyon çıktı, dünya şampiyonu. Sabrina de valla patatese gömüldüm maşallah maşallah. Hadi kom. Gördüğünüz gibi Kano Schwa, ben Augsburg diyor. Burada restorantı falan var, kafeteryası var. Antrenmana geliyorlar bu şekilde arkadaşlar. Burada liseler arası, ondan sonra ne bileyim ortaokullar arası, üniversiteler arası bu tarz şampiyonlar yapılıyor, turnuvalar yapılıyor. Onların içinden de en iyileri seçilip ülkeler arası şampiyonalarda kendilerini kanıtlıyorlar. Tabii Türkiye'de olmadığı için bilmediğimiz, bize yabancı olan şeyler bunlar. Hadi şuradan da ineyim. Size bir de şu aşağıdan göstereyim. Oradan oraya geçiyorlar, oradan oraya zıplıyorlar, oradan oraya iniyorlar. Ben de bilmiyorum yani bunun kanununu, bilmem nesini ben bilmem. Ama adamlar bir şeyler yapıyor işte. Ne demiş Atatürk? Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur diye. İşte böyle şeyler görmüş adam, Avrupa'yı gezmiş. Gördüğünüz gibi Almanya'nın köylerinde dahi nasıl aktiviteler var. Hani bazıları diyor ya, sen köyde mi oturuyorsun? Oturduğun ev 50 metrekare. Biz oraya eşek bağlasak durmaz orada. Bizim bilmem nemiz bile 100 metrekare. Hey hey. Sen dışarı çıkınca nereye gidiyorsun? AVM'lerden başka. Onu bana söyle. Evet. Burada durgun sularda da bir grup var. O durgun sulardaki gruplarda yeni öğrenenler, amatörler ya da ne bileyim hobisi olup da gelip bir şeyler yapmak isteyenler. Evet, görmüş olduğunuz gibi. Mesela hafta sonu aileler geliyorlar. Diyorlar ki hadi lan kano kayalım diyor. Mustafa diyor bu hafta sonunda diyor. Tabii bizimkinler demiyor da. O da diyor ki işte tamam lan kayalım diyor. Şey kano diyor yapalım. Nereye gidelim? Kano parka gidelim. Şuraya gördüğünüz gibi çimenlerden oturacak yer yapmışlar. Burada gelip insanlar öğreniyorlar bir şey. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Hafta sonunda aileler buraya gelip aktiviteye de katılabiliyor. Yani gelmişler öyle. Yaşlı ve yaşları da çok sek yani. 50-60 yaşlarında olan var. 25-30 yaşında olan var. Evet, gördüğünüz gibi bunlar bir aktivite Almanlar için. Ne kadar sıkıcı. Bu Almanlar da çok asosyal ya. Hadi birazcık daha ileri gidelim. Bakalım. Size bu güzellikleri göstermeye elimden geldiğince devam edeyim. Size anlatmak istediğim biraz önceki olay şuydu. Öbür tarafın içi de aynı burası gibi arkadaşlar. Suya yön verebilmek için içi özel betonla yapılmış bir kanal. Buranın suyu kapatılmış şu anda. İçinde artık tadilat, temizlik ya da ne bileyim, bu şekilde ben size etrafı tanıtmaya devam edeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası kapatılmış durumda. Buradan İçinde suya yön verebilmek için gördüğünüz gibi betondan bariyerler var. Aynı öbür tarafta olduğu gibi. Bu adamlar doğayla uğraşmasını çok seviyor abicim. Ben bunu bildim, gördüm. Ondan sonra size anlatmaya karar verdim. Bizim de bir şekilde bu kültür seviyesine ulaşmamız, bu medeniyet seviyesine ulaşmamız benim tek istediğim şey. Yani Türkiye'de böyle olsun. İnsanlar Türkiye'ye geldiği zaman hasik desin. Bazıları bana yazıyorlar. Yok diyorlar, görmemiş diyorlar. Almanya'ya gitmiş, hiçbir şey görmemiş. Oğlum gördük gördük. Biz memlekette neler neler gördük ama burası gibi değil. İmkan yok. Arasında dağlar, uçurumlar, ne bileyim gezegenler kadar fark var. Evet, burada betonlama çalışmaları yapılıyor anladığım kadarıyla. Evet, parkı uzatıyorlar herhalde. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Sabrina, come baby. Burada bu tarz yerlerde, hani mesela Türkiye'de bir golf kulübüne gidiyorsunuz. Golf kulübüne gittiğiniz için size birazcık üteliyorlar. Hani mesela 10 liralık pilav size 50 lira oluyor. Bir bardak bira normal bir yerde 15 lirayken 70 lira oluyor. 100 gram steak ya da 200 gram steak bir yerde 30 lirayken böyle yerde 300 lira oluyor. Burada öyle bir olay yok. Burada golf kulübüne de gitseniz, böyle kano parka da gelseniz, Formula 1'in yapıldığı piste de gitseniz bira 3 lira 3,5 lira. Evet, şimdi kuzeye doğru gidelim. Burayı da tanıtmak istiyordum ne zamandan beri size. Burada bir gün müsabakalar varken, insanlar gelmişken çekeyim size. O zaman çok daha iyi anlarsınız. Yüzlerce binlerce insan, burası dolu oluyor böyle. Ben geldim ama çekmedim daha önce.
Çünkü o zaman da bir YouTube kanalım yoktu. Şimdi YouTube kanalım var. Aktiviteleri sizinle paylaşacağım, tamam, bundan sonra. Kardeşlerim. Böyle gördüğünüz gibi değişik yerlere gidiyoruz. Değişik yerlerde sosyal yaşıyoruz. İnsanlar Türkiye'de çalışmaktan bıkmış. Bir de kalkıp insanlara iş hayatını niye anlatıyorsun? Metal sattım, 1 euro kazandım. Bana çöp verdiler, çöpten 5 lira kazandım. Bu da ya şunu atarsanız bu kadar kazanırsınız. Öbür taraf sosyallik, yaşam. Bu insanlar ne yer, ne içer? Nerelere gider? Aktiviteler nelerdir? Bizim kanalımızda kardeşlerim her şeyi, Almanya'yı A'dan Z'ye öğreniyorsunuz. Sadece ne iş hayatı değil, sadece ne bileyim para kazanmak değil, burada sosyal hayatı da öğreniyorsunuz. Çevreyi görüyorsunuz, ormanları görüyorsunuz, her şeyi görüyorsunuz. Allah'ım yarabbim, tövbe tövbe ya. Hava müthiş gidiyor. İnanılır gibi değil, inanılır gibi değil. Ulan bu insanlar üşümüyor. Ben o suya hayatta girmem, o su buz gibi. Bir de bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Bakın Almanya'da alım gücü bu kadar yüksek. Et alabiliyorsunuz, ot alabiliyorsunuz. Yani paranız almaya yetiyor. Elektronik eşyalar alıyorsunuz, biliyorsunuz, gösteriyorum ben size. İçki içebiliyorsunuz. Yani bedava bir kasa bira 10 lira 5 liraya bira var yani, düşünün. Onları falan gösterdim size. Mevzu o değil. Siz benim videolarımda kaç tane obez insan gördünüz? Kaç tane şişman insan gördünüz? Buna da birazcık dikkat çekmek istiyorum bu konuda. Olay ne? Etrafınızdaki insanların alım gücünün bu kadar yüksek olmasına rağmen nasıl bu kadar şişman olmamışlar? Nasıl bu kadar obez olmamışlar? Ben bunu düşünüyorum. Mesela bu alım gücü Türkiye'de olmuş olsa insanların bir kere %60'ı %70'i alkolik olurdu. Kimse kimseyi kandırmasın. Düşünsenize, akşam işten gelmişsiniz, 1600 lira ya da 2000 lira maaşınız var. 12 liraya bir şişe rakı alıyorsunuz. Ulan adam her gün içer amına koyayım. Bak bu birincisi. Bir bira 9,5 lira, 10 lira. Burada bir bira 25 sent. Bakın 25 sente, hani 1 liraya 4 tane bira alabildiğiniz yerler var. Şimdi ben size soruyorum. Elinizi vicdanınıza koyun. Elinizi nerenize koyarsanız koyun. Türkiye'de adam her akşam içer mi içmez mi? İnsanlar sarhoş gezer mi gezmez mi? Hani diyorlar ya Almanya'da herkes Almanya'da herkes alkolik değil. Adamlar bir bira içiyorlar, içi basıyor, evine gidiyorlar. Bizimkiler öyle olmaz. Alkolün dibine vururlar. Obezitenin dibine vururlar. Bakın yemin ediyorum size. Hani bir laf var, insanlar hak edildiği, hak ettiği gibi yaşarlar. Ya biz bunu hak ediyoruz aslında. Gerçekten hak ediyoruz. Yani anlatmak istediklerimi siz benden çok daha iyi anlıyorsunuz. Ama bazılarının işine gelmiyor. Ondan sonra ver yansın anasını satayım. Küfür 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 kıyamet. Ben size küfür etmeyeceğim bundan sonra orospu çocukları. Bundan sonra size küfür etmeyeceğim. Sizi Allah'ınıza emanet ediyorum. Tamam? Hadi bakayım. Şimdi ben gidiyorum kuzeye. Kuzeye buradan yürüyeceğiz. Ortamı göstereceğim size. Anlayacaksınız. Daha iyi anlayacaksınız. Konuşmakla olmaz. Ne kadar anlatırsam anlatayım anlamazsınız. Görmek her şeyin ötesinde bir şey. Hadi bak. Hı hı. Hadi Kuzi giy. Burası ormanın içine gidiyor. Buradan sonrası Siebentischwald. Yani o geçen günü bisiklet turu yaptığım videonun hemen olduğu yer. Buradan sonrası orası. Ormanın içi. Ama buradan sonra öbür taraf da orman. Sonra bu taraf da orman. Yani burası komple ormanlarla çevrili. ...1911-1912 yılında yapılmış. Geldik. Acayip bir göl burası. Size anlatamam. Gelin burada. Uzanın, yatın. Ondan sonra ne bileyim kitap okuyun. Şimdi göreceksiniz zaten. Ben çekeceğim. Siz yavaş yavaş seyredeceksiniz. Hadi bakalım.
Evet, Almanya'da emekli maaşınla çöpten şişe toplayan emeklileri görüyorsunuz arkadaşlar. Bu arkadaşların hepsi emekli. Ama gel gelelim. Çöpten bakın gördüğünüz gibi çöpün kenarında oturmuşlar. Şişe topluyorlar, şişe arıyorlar. Gördünüz mü? Ağızlarında diş bile kalmamış diyeceğim şimdi de. İnsanlara ayıp olacak. Gördüğünüz soyunma kabinine bile gitmesine gerek yok. Üstüne bir tane havlu koyuyor. Ondan sonra hemen iç çamaşırını giyiyor ya da ne bileyim işte mayosunu. Buranın da bir girişi yok arkadaşlar. Buraya da ekstra bir ücret vermiyorsunuz. Burası da halka açık. Bu yerler halka açık yerler arkadaşlar. Burada bu tarz yerlerden hiçbir şekilde para alınmıyor. Ve bu işte yok doğal yaşam parkıymış, yok bilmem ne ormanıymış, yok bilmem ne merkeziymiş. Bunlar hep götünü yiyeyim aya, insanları soysunlar diye. Burada o tarz yerlerden, nasıl otobanlardan, köprülerden para alınmıyorsa Almanya'da, bu tarz yerlerden de para alınmıyor. Ördekler. Suyun da şeyini göstereyim size. Kalitesini göstereyim. Sonra demesinler. O su gri gözüküyor. O ne bileyim bok gibi su falan demesinler de. Evet şöyle. O su sıcakmış la. İnsanlar yüzüyorlar arkadaşlar. Cam gibi su gördüğünüz gibi. Bunlar da ördekçikler. Evet. Sosyal yaşamayı, insan gibi yaşamayı, halka nasıl değer verildiğini, insana, hayvana nasıl değer verildiğini size göstereceğim. Gördüğünüz gibi yüzlerce bebek arabası var, yüzlerce çocuk var. Gerçekten de şu Almanya'da insanlar üremiyor, çoğalmıyor, herkes yaşlı. Şuradaki çocuklar aslında çocuk değil, bunlar hindi. Bunları çocuk diye getirmiş bize kakalıyorlar. Elimden geldiği kadar böyle videolarla sizi bilgilendirmeye çalışacağım. Nasıl anlatayım ki? İnsanlar... O günah, bu günah, işte oraya gidilmez günah, bu yenmez günah, Allah adamı taş eder, Allah cehennemde yakar, götüne zebaniler bilmem ne sokar. Öyle bir insanları korkutmuşlar, öyle bir insanları dünya hayatından soğutmuşlar ki zannediyor ki insanlar da yok bu dünyaya boku bokuna geldik, burada hiçbir şey yemezsek içmezsek öbür tarafta bütün nimetlerden faydalanacağız. Oğlum zaten bütün her şey burada, öbür taraf diye bir şey yok. Öyle bir dünya yok aman okuyayım ya. İnsanları kandırıyor. Sonra bu tarafta işte size söyleyen insanlar, mesela size burada sabır etmenizi söyleyen insanlar kendileri bu dünyadaki en güzel hayatı yaşıyor. Bir kere bir siz düşünsenize. Bugün bir din adamı düşünün. Bakın bir din adamı düşünün. Size fetva veren adamları düşünün çevrenizdeki. Bu insanların nasıl yaşadıklarını düşünün. Nasıl giyindiklerini düşünün. Çevresindeki karıları kızları düşünün. Ondan sonra yediklerini içtiklerini düşünün. Bindikleri arabaları düşünün. Giydikleri kıyafetleri düşünün. Yani... Öyle bir hayatı adamlar yaşıyor. Size diyorlar ki bu dünyada diyorlar ki her şey haram. Buradan fedakarlık yapacaksınız. Öbür tarafta daha fazlası var. İşte bu dünyada buradan bilmem neden fedakarlık yapacaksınız. Öbür tarafta daha fazlası var. Düşünsenize adamlar size içki içmeyin diyorlar. Öbür tarafta şarap diyorlar. Bu dünyada seks yapmayın diyorlar. Öbür tarafta kadın diyorlar. Bu dünyada affedersiniz ne bileyim tatile gitmeyin, ne bileyim şunu yemeyin diyorlar. Öbür tarafta daha fazlası var. Yani böyle bir saçmalık olabilir mi? Şöyle bir olay var. Ulan öldükten sonra siz düşünüyorsunuz ya öbür tarafta cennete gideceğim ya da ne bileyim bilmem ne yap. Ama ya öyle bir yer yoksa bu dünyayı sen boşu boşuna yaşamış olmayacak mısın? Mesela adın Ahmet, Mehmet artık her neyse benim videomu seyrediyorsan. Acaba hiç şunu düşündün mü? Öbür tarafta 72 huri verileceğini düşünüyorsun da ya verilmeyeceğini niye düşünmüyorsun?
Ya yok olduğunu niye düşünmüyorsun? Oranın olmadığını niye düşünmüyorsun? Ya varsa verilecek. Öyle bir empoze etmişler ki insanlara, insanları kandırmaktan başka bir şey değil. Yıllarca düşünsenize, bu insanlar şeytanı bile çoğaltıp insanlara parayla taş satıyorlar. Çünkü din insanlara bir şekilde atılmış, uydurulmuş olan şeydir ya. Dünya artık kabul ediyor bunu. Siz de kabul edin. Bilimsel açıklamaları, makaleleri takip edin. Dünyanın nasıl oluştuğuna bakın. Hani adam mesela ensest ilişkiye karşı ama Adem'le Havva'nın çocuklarının birbiriyle ilişkiye girdiğini kabul ediyor. Bu nasıl bir çelişki? Çok saçma. Onun için öbür taraf ya yoksa bu dünyadan dediğim gibi bir Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma geçti, boşuna geçti, yaşamadı. Her şeyi fedakarlık yaptı. Kim yaşadı onun yerine? İnandığı cemaat liderleri. Şıhları, şeyhleri, ondan sonra ne bileyim cemaat liderleri, cumhurbaşkanı, başbakanı saraylarda. Taş kaynatıp suyunu içen bir peygamberin ümmetiydi bunlar. Gördüğünüz gibi burası güneş gören yer. Karşıda güneş, akşam güneşi o kadar güzel ki. Ve mükemmel bir yer arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz, her yer ağaç. Yavaş yavaş toparlanıyorlar çünkü akşam oluyor. Hava çok güzel, su da çok güzel. Dediğim gibi bu olayları yaşamak gerekiyor, anlatmak gerekiyor. Ben de bütün kardeşlerimin bu şekilde güzel bir hayat yaşamasını diliyorum. Ne anlatayım ki çocuklar size? Biranızı alalım. Bu kadeh sizin şerefinize emme olurum. Bir sonraki videoda size söz veriyorum, çomar yemeği yapacağım. Adam karşıya kadar gitti geldi, tamam. Bu akşam sporu onun için yeterli. İşten geldi. Ha bir de bazı arkadaşlar var bana şunu söylüyorlar. Yok işte sen çalışmıyorsun, Almanya'da hazır yiyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Şurada demek ki o kadar çok hazır yiyici insan var ki. Benim gittiğim yerlerde biliyorsunuz hep kalabalık oluyor. Bir sürü insan oluyor. Bunların bir kısmı emekli, bir kısmı çalışan insanlar. Ama nedense bu Almanya'da bir tek hazır yiyen pezevenk benim anasını satayım. Adam öyle diyor, hazır yiyici pezevenk diyor. Sen çalışmıyorsun diyor, Almanya'da diyor. Ben insanlara çalışıp da ne yaptım, ne kadar para kazandım onu anlatmıyorum. Benim misyonum bu değil. Benim misyonum size asgari ücretle nasıl yaşarsınız onu anlatmak. Hani Türkiye'deki asgari ücretlinin gözünü açmak. Yoksa Türkiye'de bir 5000 TL, 10.000 TL, 20.000 TL kazanan insanlar yok mu? Var tabii ki. Ama önemli olan büyük ölçüde, yani Türkiye'nin yaklaşık %70'i asgari ücretle geçinen ve emeklilerden oluşan bir kesim. Benim anlatmak istediğim bu. Bakın %70'ten bahsediyorum size. Türkiye'de %70 insan emekli ve asgari ücretliden oluşuyor. Almanya'da da aynı şekilde asgari ücretle çalışan insanlar var. Ve ben bunu size anlatmaya çalışıyorum. Bu insanlarla Türkiye'deki asgari ücretler arasındaki farkı anlatmaya çalışıyorum. Yoksa Türkiye'de 2000 lira, 3000 lira kazanan insanlar yok mu? Var. Ama dediğim gibi bu herkes değil. %70'i bağlayan bir kesim benim anlatmak istediğim olay. Bakın size ne göstereceğim. Evet arkadaşlar. Güzel bir gün. Böyle sizinle beraber olduğumuz için mutluyuz. Birazcık daha ileri gideceğiz. Ben buraya bisikletle geleceğim bir dahaki sefere. Bisikletle geldiğim zaman çok daha detaylı videolar çekerim sizin için. Ormanda da bir burada gezinti yaparız. Şimdi buradan sonra arkadaşlar, buradan sonra biraz ileride mangal yakılan alan var. Mangal yakılan alanlarla mangal yakılmayan alanlar ayrı yerlerde olduğu için kimse kimseden rahatsız olmuyor. Mangal yakılacak alana insanlar gidiyor. Orada mangallarını yakıyorlar, pikniğini yapıyorlar. Ondan sonra hiç kimse kimseyi rahatsız etmemiş oluyor. Ama işte kural dediğimiz, kanun dediğimiz, gelişmişlik dediğimiz, yani gelişmişlik dersem belki bazıları yanlış anlayacak şimdi. Yok işte biz gelişmemiş miyiz ya da ne bileyim işte bütün dünyadaki en iyi mühendisler, en iyi doktorlar bizden çıkıyor. İyi de bunlar Türkiye'den çıkıyor, Türklerden çıkıyor ama bizim ülkemizden çıkmıyor. Ya Amerika'da yetişmiş Türk doktoru Nobel ödülü alıyor. Ya da Amerika'da kaçmış, Türkiye'de vatan haini denilmiş insanlar Nobel ödülü alıyor. Sonra değere biniyor. Farklı bir dünya. Farklı. O konu bambaşka. Onu işleriz bir gün. Ama Türklerden çıkıyor. Türkler akıllı insanlar. Türkler gerçekten zeki insanlar. Bilimci, bulumcu, buluşçu insanlar. Ama İşte asıl olayın en ince noktası
Neden Türkiye'deyken çıkmıyor bu da dünyada, mesela Amerika'ya, yani Amerika'ya gittikten sonra ya da bir Danimarka'ya, Belçika'ya, Hollanda'ya, Almanya'ya gittikten sonra çıkıyor. Yani ülkemizde vatan haini deniliyor. Ama adam kaçıyor gidiyor, ondan sonra Nobel ödülü alıyor. O bizim yazarımız, Türk. Onunla gurur duyuyoruz. Allah belanızı versin, öyle bir dünya yok. Yerden yere vuruyorlar bilim adamlarımızı ya da ne bileyim yazarlarımızı, ozanlarımızı. Ondan sonra doktorlarımızı, bilim yapan insanlarımızı. Adam gidiyor Amerika'ya. Amerika'da yaptığı buluşu sergiliyor. Ondan sonra kendimize pay çıkarıyoruz. Ney? Türk bilim adamı işte Oscar aldı. Yok ne bileyim işte şey aldı. Bilmem ne ödülü aldı. Türk. Sonra Türkiye'ye davet ediyorsun. Bu adam hani vatan hainiydi? Hani onu ülkeyi bölmekle suçluyordunuz? Yaşar Kemal. Misal. Aziz Nesin. Bu insanlar ülkeye mal olmuş insanlardı. Ülke için, ülkenin iyiliğini isteyen insanlardı. Ne oldu? Çoğu suikastan öldürüldü. Çoğu ne bileyim vatan haini ilan edildi, yurt dışına gitmeye zorlandı. Herkesi vatan haini ilan ediyorlar. Sonra ülke boka sarıyor. Ondan sonra barın barın bağırıyorlar. Biz niye böyleyiz? Biz niye şöyleyiz? Hala daha çok iyi şartlarda yaşadığını iddia eden geri zekalılar var. 1600 lira asgari ücretle geçinip her gün makarna yiyen ama hala daha çok iyi geçindiğini, çok iyi bir hayat sürdüğünü, dünyanın en güzel ülkesinin Türkiye olduğuna inanan aptallar var bu ülkede. Sizin çocuklarınız hiçbir zaman için ormanın içinde bu şekilde koşturamayacak. Çünkü neden? Tecavüze uğrayacak, darp edilecek, saçı uzun küpe taktı diye, dövme yaptırdı diziye, toplumdan dışlanacak. Ama bu insanlar bilin ki kafası çalışan, ondan sonra ne bileyim doktorluk yapıp insanlara hizmet veren, bir bilim adına bir şeyler bulup insanlara katkı sağlayan insanlar. Şunu hiç düşünmediniz mi? Fonlara kırarken, protesto ederken camiye giriyorsunuz ya, orada kullandığınız ampulü bir gavur dediğiniz adam buldu. Oradaki klimayı bir gavur dediğiniz adam buldu. Ondan sonra hani bir megafon var ya, Allahu Ekber, Allahu Ekber diye ezan okuduğunuz megafon, onu bir gavur buldu. Peki neden onları camilerinizden uzaklaştırmıyorsunuz? Bu insanlar işte bunları gavur icadı bunlar diye. Neden camilerinizden klimalarınızı söküp atmıyorsunuz? Neden camilerinizde mum ışığıyla yaşamıyorsunuz? Gaz lambalarıyla yaşamıyorsunuz? İşte bunlar... Bizim ne kadar gelişmemiş, ne kadar aciz, ne kadar geri kafalı olduğumuzun göstergeleri. Bu ön yargıları yıkmadığımız sürece biz bir baltaya sap olamayacağız. Çelişkiler üzerine çelişki demeç veren cami hocaları, din adamları, ondan sonra cumhurbaşkanları, başbakanlar bu ülkenin sonunu hazırladılar. Hiç kimse kimseyi kandırmasın. Yapılan yanlışlar yenilir, yutulur, cinsten değil. Mutlu olmak için çok şeye ihtiyacınız yok. Mutlu olmak için çok şeye ihtiyacınız yok. Yanınızda iyi bir hayat arkadaşınız olsun.